İskandinav ülkeleri daima kendilerine hayranlık duyulan ve özellikle daha az gelişmiş ülkelerin vatandaşları tarafından göç edilmek istenen bir yer olmuştur. O coğrafyada insanlar yüksek kalitede eğitim görürler, sosyal bir devlet anlayışı vardır ve yerel insanların genetik olarak dış görünümleri bir hayli yakışıklı veya güzeldir. İnsanlar bir savaş bölgesinde değillerdir ve doğayla iç içe huzurlu bir yaşam sürerler. İşte bu ülkelerden bir tanesi de İsveç ve dünyanın en çok göç edilmek istenen popüler ülkelerinin başında geliyor. Peki İskandinav ülkeleri ve İsveç gerçekten de anlatıldığı kadar rüya bir ülke mi yoksa birazcık abartılıyor mu? İşte bizler bu videoda İsveç hakkında konuşulabilecek hemen her konuya değineceğiz ve takdiri sizlere bırakacağız. Öncelikle İsveç 528 bin kilometrekare gibi devasa bir toprak parçasına sahiptir. Devasa diyorum çünkü Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında bu ülkenin sahip olduğu yüz ölçümü alanı gerçekten de büyük. İşin güzel yanı ise böylesine huzurlu ve geniş bir coğrafyada sadece 11 milyon insan yaşam sürüyor. Düşünsenize, İspanya, Tayland veya Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletiyle benzer bir toprak alanına sahipsiniz ve sadece 11 milyon nüfusunuz var. Oysa Tayland'da 72 milyon insan yaşıyor veya İspanya'da kayıtlı 50 milyon insan yaşıyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ise 40 milyon insan yaşam sürüyor. Bu anlamda İsveç gerçekten de az insan, çok huzur denilecek bir yer. Örneğin geride bıraktığımız 2023 yılında CNN ve Forbes gibi kurumsal şirketlerin araştırmasına göre İsveç dünyanın en mutlu 6. ülkesi olarak yer aldı. Bu gibi çalışmaların dünyaya servis ediliyor olması İsveç'e hiç gitmemiş insanlar tarafından bile oranın çok mükemmel bir ülke olduğu düşüncesini ortaya çıkarıyor. Ülkenin başka bir doğru stratejisi ise 1814'ten bu yana bir savaşın içerisine dahil olmadılar. Yani 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı gibi felaketlerden uzak kalmayı başarıp diğer ülkeler savaşlarda insan ve para kaybederken İsveç sessiz sedasız gelişimini sürdürmeyi başardı. Netice olarak da ne kadar göç alırlarsa alsınlar, büyük bir kaosun içerisinde değiller. İnsanlar son derece bakımlı ve yüksek bir yaşam standardına sahipler. En büyük problemleri ise fazlasıyla soğuk iklim şartları ve de %60'ları bulan vergi oranlarıdır. Bunun yanı sıra tertemiz bir doğaya sahip olduklarından, musluklardan gönül rahatlığıyla su içebilir ve çeşmeleri içme suyu olarak kullanabilirsiniz. İsveç'teki su kaynaklarında en ufak bir kireç belirtisi göremezsiniz ve hayatı böylesine üst segmentte yaşayan insanlar bile musluklardan gönül rahatlığıyla su içebiliyorlar. Ayrıca İsveç, yaban mersini ve çeşitli bitkisel çaylarda kullanılan faydalı bitkilerinde doğal şekilde yetiştiği coğrafyaların başında gelir. Oradaki insanlar, doğadan topladıkları otları ve meyveleri çay haline getirip tüketirler ve soğuk havalardan kendilerini korumuş olurlar. Diğer yandan İsveç'te insan hakları çok hassas derecede önemli olduğundan, özellikle çocuklara fiziksel olarak hiçbir ceza verildiğini göremezsiniz. Aynı zamanda bilirsiniz ki IKEA, Volvo, Epidemic Sound gibi dünyaca ünlü şirketlerin de çıkış noktasıdır İsveç. IKEA kurulduğundan bu yana hala hisselerini İsveç'te tutuyor. Fakat Volvo son 10 yıldır Çinli bir şirket tarafından üretiliyor. Buna rağmen marka olarak hala İsveç etiketine sahipler ve ilk günkü gibi sağlam lüks arabalar yapıyorlar. Mimari olarak bir ülkeden beklentilerinizi bilemem ancak İsveç'te yollar gerçekten temiz ve modern. Binalarsa genellikle tuğla kiremidi veya krem renginde ve yüksek kontrastlı renk tonlarına sahip. Eğer Avrupa mimarilerine uzak bir coğrafyadan geliyorsanız İsveç'teki şatoyu andıran üçgen çatılı evlerin mimarisi ve şehre kattıkları ortaçağ atmosferi sizi büyüleyebilir. Başkent Stockholm'de insanlarsa genel olarak bir iş yoğunluğu içerisindeler. Sakince işe veya okula gidiyorlar. Bir yaşam karmaşası yok, işe giderken trafikte bir sıkışıklık da görülmüyor. Kimi yürüyerek işine gidiyor, kimi ise arabaya bile gerek duymadan bisikletlerle yol alıyor. Hatta elektrikli skuterler ile şehir içi yolculuk yapanlar bile var. Başkent Stockholm'de çok sayıda ultralüks araba da görürsünüz. Bu arabalar genellikle Porsche, Mercedes, Ferrari ve Maserati gibi İtalyan ve Alman araçları oluyor. Şunu da belirtelim, İsveç'te iyi bir araba sahibi olmak diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kolay.
Örneğin pek çok Orta Doğu ve Güney Amerika ülkesinde bir araba alırken bir araba parası kadar da devlete vergi ödersiniz. Ancak İsveç'te 10 ile 15 bin dolar arası bir fiyata ikinci el, düşük kilometreli yeni model bir Volvo sahibi olabilirsiniz. Hatta İsveçliler en çok vagon tarzı, bagajı büyük araçları tercih ediyorlar. Bunun sebebi içerisine çocuklarını, çadırlarını ve aklınıza gelen her şeyi sığdırabiliyor olmalarıdır. Ormanlarla, göllerle ve tertemiz doğa alanlarına sahip bir ülkede İsveç halkı hafta sonu tatillerinde çocuklarıyla bu geniş arabalarına biniyorlar ve barbekü keyfi ya da yürüyüş aktiviteleri yapıyorlar. Bu arada hatırlatalım, İsveç'te 220 binden fazla ada bulunuyor. Bu adalara Stockholm'den feribotlarla ve teknelerle turlar bulabiliyorsunuz. Ancak pek çok adada bir yerleşim yok ve olabildiğince ıssızlar. Adalar ilginizi çekmeyecek olsa bile Stockholm'u denizde yolculuk ederken seyretmenin size ayrı bir huzur vereceğine eminim. Eğer siz İtalya, Almanya veya Ukrayna gibi hareketli, eğlenceyi seven ülkelerden İsveç'e taşınırsanız, Stockholm'daki günlük rutin size fazlaca sıkıcı gelebilir. Orada iş ve sakinlik odaklı bir yaşam söz konusudur. Ancak yaşam kalitesinden ötürü size cennet gibi gelecektir. Yine takdir edersiniz ki İsveç'teki yaşam güvenliği ve suç oranları Afrika ve Orta Doğu ülkelerine kıyasla çok daha iyidir. Ülkede kadınlar başta olmak üzere tüm insanlar gece saatlerinde rahatça sokaklarda dolaşabiliyorlar. Birilerinin onları taciz etme olasılığı %1 ihtimalden daha az. Yani ülke son derece güvenli ve suç oranları dünya geneline kıyasla düşük dostlarım. Örneğin bu listedeki güncel araştırmalara göre İsveç, en çok suç oranına sahip ülke sıralamalarında 60. sırada yer alıyor. Kaldı ki ülke içerisinde suçları işleyenler de genellikle yerel halk değil, göçmenler oluyor. Çünkü yüksek vergiler dışarıdan gelenler için katlanılmaz bir hal alabiliyor. Örneğin siz İsveç'e sonradan yerleştiniz ve freelancer olarak çalışıyorsunuz. Freelancer bir iş ne olabilir derseniz, mesela bir fotoğrafçı olabilir ya da evden çalışan bir seslendirme sanatçısı olduğunuzu varsayalım. Orada açtığınız bir bankadan hesabınıza yatan paralar için %50 oranında devasa bir vergi dilimiyle karşılaşıyorsunuz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü serbest meslek için İsveç'te %50'yi bulan bir vergi durumu var ve bu oranlar dışarıdan oraya gidenler için fazlaca can sıkıyor. Bunların haricinde İsveçli insanların gerçekten dünyanın en güzel ırklarına sahip olduklarını iddia edebiliriz. Herkesin güzellik zevkli farklı olabilir ancak Avrupa ülkeleri arasında kıyaslarsak İsveçliler gerçekten de güzeller ve yakışıklılar. Yollarda veya parklarda gördüğünüz erkeklerin her biri sanki bir film artisti gibiler. Sarışınlar, uzun boylular ve oldukça klas giyiyorlar. Sadece gençler değil, yaşlı erkekleri bile pek çok ülkede göremeyeceğiniz kadar iyi derecede bakımlı görünüyorlar. İsveçli erkekler genellikle eğlence odaklı değil, ciddi bir yaşam arayan bir karakteristiğe sahipler. Onlar geçici flörtler değil, evlenecek ciddi birilerini arıyorlar. En azından konuştuğumuz kişiler böyle söylüyor. Eğer ki İsveç'te bir kadınsanız bunu duyduğunuza pek sevinmeyin. Çünkü İsveçli kadınlarda en az erkekleri kadar göz kamaştırıcı dostlarım. Yani bir göçmenseniz orada kendinizi birine kabul ettirmeniz epey zor. Zira bu insanlar hem kültürlü, hem eğitimli, hem de dış görünüş olarak bayağı iyiler. Mesela kadınlar ne çok zayıf ne de çok kilolular. Düzenli spor yapan yapılı vücut hatlarına sahipler. Doğal kül rengi bir sarışınlıkları var ve neredeyse hepsi mavi gözlü. Ülkede aynı zamanda yoğun şekilde Tinder kullanıldığı da söyleniyor. Tinder nedir diye sorarsanız, karşınıza çıkan kişiyi uygulamada sağa kaydırıyorsanız, eğer o da sizi sağa kaydırıp beğeniyorsa eşleşiyorsunuz ve sonra buluşuyorsunuz. Bu uygulama üzerinden İsveç'te flört eden fazlaca insan olduğu söyleniyor. Kullanan kişilerse genellikle oraya sonradan giden göçmenleri kapsıyor. Göçmenler bu gibi uygulamalar ile tanışıyor ve flört ediyorlar. Zira İsveç'in gündelik yaşamında insanlar ciddi bir tavır takındıklarından yüz yüze birileriyle tanışmak kolay olmayabilir ve reddedilebilirsiniz. Tinder gibi uygulamalar bana uygun değil derseniz, İsveç'te salsa gibi kurslara da yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebilirim. Stockholm'un en güzel yanlarından biri şüphesiz ki bir denize bakıyor olması ve Baltık Denizi'ne komşu olmasıdır.
Hatta İsveç'in başkenti Stockholm, Finlandiya ve Estonya'nın başkentleri olan Helsinki ve Tallinn'e de bir o kadar yakın mesafededir. Bu üç başkent arasında Baltık Denizi yer alır ve bu dar deniz üzerinden üç güzel ülkenin üç güzel başkentine deniz seyahatleri de yapabiliyorsunuz. Zaten hangi ülkenin şehrine giderseniz gidin, benzer bir yaşam ve iklim görürsünüz. Örneğin her üç ülkede de havadaki oksijen oranı dünyanın geri kalanına kıyasla çok yüksektir, nüfus azdır, mimariler göz kamaştırır ve insanlar eğitimli ve güzeldirler. Örneğin oksijen oranının İsveç'te fazla olmasının sebebi ise toprak alanının %69'luk kısmını ormanların kaplıyor olmasıdır. Bu ormanlar yüksek sayıda çam ağaçları ve çeşitli bitkiler barındırırlar. Bundan dolayı daima taze oksijeni ciğerlerinize çekebiliyorsunuz. Söylenene göre İsveç'in sadece %3'lük bölümünü şehirler oluşturuyor. Kaldı ki şehir bölümlerinde de tamamen bir betonlaşma söz konusu değil. Örneğin Stockholm'daki şehir düzeninde pek çok binanın ağaçlarla çevrelendiğini, bunun yanı sıra şehirlerin fazlaca park barındırdığını görürsünüz. İsveçliler ağaçlarla, çiçek böceklerle iç içe yaşamayı severler ve bir bina bile inşa etseler oradaki habitatı tamamen ortadan kaldırmazlar. Yani doğayla bütünleşmiş durumdadırlar ve bu onlar için bir kültür meselesidir. Hatta İsveç'in ulusal marşında bile doğaya karşı övgülerle bahsedilir. Mesela marşlarının içerisinde "Benim güzel ülkem, gökyüzümü selamlıyorum, güneşimi ve yeşil topraklarımızı selamlıyorum" gibi cümleler bulunuyor. İsveç'in güzel yanlarından bahsetmeye devam ederken araya elbette olumsuz durumlardan da koyalım ki videonun bir İsveç propagandası olduğu sanılmasın. Eğer ki dostlarım, siz bu gibi olumlu bir yaşam kalitesine ulaşmanın yanında İsveç'te sosyalleşmek adına oturduğunuz bir kafede çaya, kahveye 5 veya 6 Amerikan doları ya da bir porsiyon makarnaya 25 dolar vermek istiyorsanız İsveç hakikaten yaşamak isteyeceğiniz ülke olabilir. Özellikle pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ülkeye giren tahılların ve kahvelerin fiyatlarında ciddi bir artış oldu. İsveçliler bir anda %10'luk enflasyonlarla karşılaşır hale geldiler. Şu an orada bir restoranda yemek yemek veya bir kafede kahve içmek sadece dışarıdan gidenler için değil, İsveç'in yerel insanlarına bile pahalı geliyor. Ancak kimi insanlar duruma şu açıdan bakıyor. Eğer siz İsveç'te İsveç kronu kazanıyorsanız, alışveriş yaparken de İsveç kronu harcamanız ve buna göre tutarlar ödemeniz normaldir. Siz İsveç kronu kazandığınız halde harcama yaparken o tutarı daha değersiz para birimlerine göre düşünüyorsanız oradaki yaşam maliyetleri size elbette absürt derecede pahalı gelecektir. Şu da bir gerçek ki İsveç'in ekonomisi Avrupa Birliği ülkeleri arasında ekonomisi daima en zayıf ülkelerden biridir. Bu size şaşırtıcı gelebilir ancak Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki araştırmalara bir göz atarsanız, İsveç'in çeşitli istatistik sıralamalarında genellikle aşağılarda ve en sonlarda olduğunu görebilirsiniz. Evet, istikrarlı bir ekonomileri var ancak hayat son derece pahalı. Örneğin geçtiğimiz yıldan bugüne elektrik fiyatları ülkede 5 kat arttı. Gıdalardaysa %9'luk bir enflasyon var. Halkın %80'i son bir yıl içerisinde hayatın her alanındaki fiyat artışlarından büyük derecede rahatsızlar. Buna rağmen göçmenler İsveç'i çok seviyorlar. İsveç'in oturma izni verdiği göçmenlerse Londra gibi yerlere kıyasla daha elit kesimleri oluşturuyorlar. İsveç'te yaşayanlar ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlardır. Çünkü oradaki göçmenler Londra ve New York gibi yerlere kıyasla daha akıllı, daha eğitimli ve daha sakin, çalışkan bireyleri kapsıyor. Öyle ki ülkede kalıcı olabilmeleri için neredeyse şart olan İsveççeyi kısa sürede öğrenmeyi başarıyorlar ve dil sınavlarından yeterli puanlar alıyorlar. Bunun yanı sıra aileleriyle İsveç'e taşınanlar, İsveç'in yaşam tarzına ve kültürüne doğrudan entegre oluyorlar ve adaptasyon sürecinden olumsuz etkilenmiyorlar. Özellikle Afrikalılar bu konuda oldukça başarılılar ve İsveç'in kurallarına koşulsuz şartsız uyum sağlıyorlar. Afrikalıların yanı sıra ülkede yoğun bir Suriyeli, İranlı ve Arap göçmen nüfusu bulunuyor. Elbette orada göreceğiniz sarışın mavi gözlü insanların bazıları da Rusya'dan ve Ukrayna'dan göç etmiş olanlardır. Oradaki göçmenlerle konuştuğunuzda hepsinin ağzından benzer bir cümle çıkıyor. "Burası dünyanın en iyi ülkesi" diyorlar. Fakat başkent Stockholm gibi hayatın pahalı olduğu yerlerde tutunamayanlar
daha kırsal bir yaşam sürüyor İsveç'te. Örneğin burası Skansen, Stockholm'un güneyinde yer alan ve Baltık Denizi'ne açılan şirin bir İsveç kasabası. Burası aynı zamanda İsveç'in yüzyıllar önceki yaşam kültürünü özetleyen bir çeşit açık hava müzesi niteliğine sahip. Şayet kendinizi ördeklerin, derelerin, yemyeşil doğanın, kuş böcek seslerinin içine bırakmak istiyorsanız, İsveç'te havaların sertleştiği kuzeye doğru değil, aksine güneye doğru gitmelisiniz ve bu gibi masalsı köyleri keşfetmelisiniz. Bu bölgelerde daha çok 50 yaş üzeri insanlar yaşam sürüyorlar. Genç kesimlere rastlamanız zor olabilir. Çünkü bu ailelerin çocukları genellikle kariyer hedefleri için Stockholm'un yolunu tutuyorlar. You're up in the sky, I'll carry you home, home to the mountaineers. And soon, my friend, you'll see them again, the ones you left behind, the ones you left behind. İsveç'in 2024 yılından nasıl bir yer olduğunu anlamaya devam ederken, oradaki insanların genç yaşlı demeden çok fazla koştuğundan bahsedebiliriz. Hayır, kesinlikle koşarak bir yerlere ulaşmaya çalışmıyorlar. Sadece ve sadece sağlıklı bir vücut için spor yapıyorlar. İnsanlar sabahın altısında kalkıp üşenmeden koşmaya başlıyorlar. Yani sporu hayatlarının merkezine koymuş durumda İsveçliler. Bunun yanı sıra İsveç, halkından aldığı yüksek vergileri gerçekten de halkı için kullanıyor. Yani sosyal devlet anlayışının dünyada etkin şekilde yürütüldüğü yerlerden biri burası. Örneğin Försäkringskassa adında bir yardım fonları var. Ülkede ihtiyaç sahibi insanlar bu gibi yardım fonlarına başvurarak devletten çeşitli konularda destek alabiliyor. Örneğin diş muayenesine ihtiyacınız varsa veya dişinize kaplama yaptıracaksanız, devlet bu fon vasıtasıyla %50'ye varan bir ödeme desteği sunuyor. Ya da çok hastasınız ve iş yerinizden izin almak istiyorsunuz. Patronunuza herhangi bir hastalık raporu sunmaya gerek kalmadan 14 gün boyunca iş yerinden ücretli izin alma şansınız var. İsveç devleti bu konuda çalışanların arkasında duruyor ve hangi kurumda çalışırsanız çalışın size dinlenme imkanı sunuyor. Bunların yanı sıra çalıştığınız kurumdan çıkarsanız ve işsiz kalırsanız yine Försäkringskassa fonuna başvuruyorsunuz ve devlet size kira ve geçim desteği sağlamaya başlıyor. Elbette bunu size sonsuza kadar vermiyor. Yani belli bir süre içerisinde yeniden iş bulmanızı istiyorlar. İş konusundaysa ailede hem kadın hem de erkek çalışıyor. Hayat pahalı olduğundan tek bir kişinin aylık 3000 doları bulan kazancı oradaki hayat için yeterli gelmeyebiliyor. Bundan dolayı hem kadın hem erkek orada kendini geliştirirler ve iş bularak para kazanmaya çalışırlar. Buna rağmen ailede iki kişi çalışsa bile orada bir konut sahibi olmak oldukça zor. Avrupa'da konutların en pahalı olduğu ülkelerden biridir İsveç. Özellikle yerel insanlar son 2 yılda konut fiyatlarının %50'den fazla zamlandığını söylüyorlar. Örneğin orada evlerin fiyatları metrekare üzerinden hesaplanıyor. Stockholm'de 1 metrekare başına daire fiyatları 7 ile 10 bin dolar arasındayken, Göteborg ve Malmö'de ise bu fiyatlar 4 ile 6 bin dolar arasında değişiyor. Yani İsveç'te 100 metrekarelik bir ev satın almak isterseniz size maliyetinin ortalama 500 bin dolar olacağını öngörmeniz gerekir. Tabii büyük gelişmiş şehirlerde yaşama kaygınız yoksa, tek amacınız İsveç'te bulunmaksa daha küçük kasabalarda daha ucuz evler de bulabilirsiniz. Örneğin ülkede açık artırmayla ev satan yerler var. Bu açık artırmalardan fırsatlar kovalayabilirsiniz. Söz gelimi bir ormandaki ev için açık artırma yapılabiliyor. İsveçliler hem açık artırma sistemine hem de ormanlık alanlarda sakin bir yaşama bayılıyorlar. İsveç'te insanların aile kurma yaşı ise öyle 20'li yaşlarda başlamıyor. Hatta insanlar 30 yaşına kadar bekar kalmayı tercih ediyorlar. Ülkedeki resmi evlilikler genellikle 30 ila 40 yaş arası bir dönemde gerçekleşiyor. Oradaki insanlar 20'li yaşlarda daha çok hayatı bireysel olarak yaşamayı ve kişisel zevkler konusunda doyuma ulaşmayı hedefliyorlar. Bir süre sonra evlenmelerindeki amaçsa ya çocuk doğurmak ya da birlikte mal mülk sahibi olmak amacıyla oluyor. Mesela İspanya'da insanlar 40 yaşına kadar dahi aile evlerinde yaşayabiliyor.
Benzer bir durum İtalya'da da yaygın. Fakat İsveç'te çocuklar 18 yaşına bastıktan sonra aile evinden ayrılıyorlar ve kendilerine stüdyo daireler açıyorlar. Bireyselliği gerçekten seviyor İskandinavlar. Ayrıca gerek İsveçliler, gerekse Norveç ve Danimarkalılar, bulunduğumuz çağın hayat koşullarını kıyasladıklarında kendilerini gerçekten şanslı görüyorlar. Hatta bazıları, hayat şartları bakımından diğer coğrafyadaki insanlara göre hayata önde başladıklarını açıkça söylüyorlar. Şikayetçi oldukları tek konu gece gündüz dengesizliği ve soğuk havalar. Sert iklim onlarda öylesine dengesiz bir etki yaratıyor ki, yapılan bazı anketlerde insanların depresyon içerisinde olmalarının en büyük sebebinin ülke içerisindeki sert iklimler olduğunu gösteriyor. Bu nedenle İsveç'i terk edenler iki büyük sebepten ülkeyi terk ederler. Birincisi soğuk ve sert iklim koşulları, ikincisi ise yüksek vergiler. Orada uzun süreli yaşamak istiyorsanız bu iki faktörü ciddi şekilde göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin işe gidiyorsunuz, hava karanlık. İşten eve dönüyorsunuz, hava yine karanlık. Yazın 2-3 ay dışında havalar çoğunlukla böyledir İsveç'te. Bir de son zamanlarda ülkelerine gelen göç dalgalarından hepsi memnun değil. Çünkü kültürel ve yaşam tarzı anlamında kendilerine benzemediklerini ve hayata bakışlarının farklı olduğunu düşünüyorlar. Bu durumunda İsveç'in özlerine aykırı olduğunu söylüyorlar. Gerçekten de bazı göçmenler sokaklarda bile yaşayabiliyorlar. Oraya göç edenlerse genellikle Afrikalıları ve Arapları kapsıyor. Göçmenlerin İsveç'e entegre olabilmesinin ve bir arada sağlıklı bir yaşamın tek yoluysa İsveç kültürüne ve özlerine uymalarını gerektiriyor. Bugün İsveç'te nüfusun neredeyse 5'te 1'inin İsveç dışından gelenleri kapsadığı söyleniyor. Bu sayı tam 2 milyon insana işaret ediyor. Orada Brezilya gibi uzak ülkelerden bile göçmenler görebilirsiniz. Aslında İsveç 1950'lerden bu yana etkin şekilde göçmen alımı yaptı. İş gücü oluşturmak ve ülkede üretimi artırmak adına dışarıdan çalışacak insanlar aradılar ve ülkelerine aldılar. Fakat şimdilerde göçmenler üzerindeki kontrolü zaman zaman kaybedebiliyorlar. Özellikle ülkede fazla şekilde araba hırsızlığı yaşanıyor. Ayrıca ülkede yasak olan bir yere araba park etmenin de ciddi cezaları var. Örneğin bu tutarlar 100 doları aşabiliyor. Cezalar konusunda bağışlayıcı değiller ve kurallara uymazsanız ciddi yaptırımlara maruz kalabilirsiniz. Başkent Stockholm'un fırınlarındaysa tarçınlı ve kakule bitkisinden yapılan çörekler oldukça meşhur. Fırınlarda çalışan kızlarsa gerçekten aşık olunacak cinsten. Buradaki insanlar boş vakitlerini bu şirin fırınlarda oturarak geçirmeyi seviyor ve böylece güneşli havaların tadını çıkartmış oluyorlar. Ülkede en az konuşulan konuysa siyaset ve din konularından ibaret. Siyaseti konuşmuyorlar çünkü sosyal devlet anlayışından ve hizmetlerden memnunlar. Din konusundaysa onlar için her insanın içinde yaşaması gereken bir durum. Örneğin bu ülke nüfusuna oranla en çok ateist barındıran yerlerden bir tanesi. İsveç'te bu oranın nüfusun %46'sı ile %85'i arasında olduğu varsayılıyor. Kimi kaynaklarsa oradaki ateist oranını %30'larda görüyor ve inançsız ülkeler sıralamasında ilk 20'ye yerleştiriyor. İnsanlar daha çok çevresindeki kişiler hakkında veya hava durumları hakkında konuşup tartışıyorlar. Hatta İspanya'daki siesta vakitlerine benzer şekilde İsveç'te de fika adını verdikleri bir gelenek var. Fika, insanların birlikte kahve, kek veya çay molası verip sohbet ettiğiniz zaman dilimini ifade ediyor. Bu zaman dilimi, oradaki insanlar için bir tür meditasyon, ruh halini dinlendirme gibi bir anlam taşır. Ulaşım bakımındansa metroları sıkça tercih ediyor İsveçliler. Metroları genellikle yerin altında bulunuyor ve tıpkı Rusya'daki metrolar gibi etkileyici tasarımlara sahipler. İsveç metroları sanki yerin altında başka bir dünya varmışçasına göz kamaştırıyor ve ilk kez görenleri büyülüyor. Çünkü sanatsal anlamda buraların inşasında kafa yorulduğu ve emek harcandığı kesin.
Metrolardaki her bir işleme farklı bir detayı, farklı bir hikayeyi anlatıyor. Ancak insanların metro kullanımıyla alakalı şöyle bir alışkanlıkları var. Metrolarda iki insan birbiriyle karşılıklı oturmayı mümkün derecede tercih etmiyorlar. İnsanlar ayakların veya dizlerin birbirine çarpmasından rahatsız oluyorlar ve karşı tarafı rahatsız etmemek adına onun karşısına oturmuyorlar ve ayakta gitmeyi tercih ediyorlar. Bu alışkanlığı yorumlamak size kalmış. Sizler bu durumda karşı tarafa olan saygı olarak da yorumlayabilirsiniz ya da gereksiz bir saçmalık olarak da görebilirsiniz. İsveç'te çocukların eğitimi konusundaysa ilk 6 yıl çocuklara herhangi bir not ve puan verilmiyor. Çocuklar başlangıçta sadece bilgiyi almaya odaklanıyorlar ve rekabet sisteminden uzak tutuluyorlar. Bu şekilde İsveçli çocukların ruhsal olarak olumsuz etkilenmesi önlenmiş oluyor. Ayrıca çocuklara çoğunlukla bir ev ödevi verilmiyor ve ödevler daha çok okulda yapılıyor. Bundan dolayı İsveç'te çocukların sık sık dışarılarda oyun oynadığını ve okul dışındaki vakitlerinin bol olduğunu belirtmek gerekiyor. Orada okula başlayan bir çocuk için en olumsuz şey ise İsveç dilini bilmeden bir İsveç okuluna yazılmak oluyor. Özellikle Ukrayna'dan gelen küçük çocukların İsveç'teki okullarda ciddi bir adaptasyon sürecine maruz kaldıkları söyleniyor. Hayatın içine geri dönecek olursak, İsveçliler israfı gerçekten sevmiyorlar. Örneğin ülkede çöplerin yarısından çoğu geri dönüştürülmek üzere ilgili noktalara bırakılıyor. İsveç'te şehir içlerinde pek çok geri dönüşüm konteynerleri görebilirsiniz. Devlet bu atıkları topluyor ve çöplerden yakıt bile elde ediyor. Sonrasında bunu şehir içi ulaşımlardaki araçlarında gaz olarak kullanıyor. Üretilen ürünlerin neredeyse tamamı geri dönüştürülebilir malzemelerden tekrar imal edildiği için sadece %10'dan daha az malzeme dönüştürülemiyor ve kalıcı atık olarak kalıyor. Hatta komşu ülkeleri Finlandiya'dan bile çöp satın alıyorlar ve bu çöpleri farklı malzemelere dönüştürerek kâr etmiş oluyorlar. Bir diğer konuysa üstlerindeki kıyafetleri artık kullanamayacak gibilerse çöpe atmıyorlar. Değerlenmesi için başka insanlara veriyorlar. İnsanlar kaliteli ve güzel giyindikleri için kişisel eşyalarını çöpe atarak veya yok ederek onlara zarar vermezler. Aksine başka biri üzerinde kullanışlı ve verimli olmasını isterler. Ülkede belediyecilik de epey iyi görünüyor. Özellikle Stockholm'de sadece merkez noktaları gezmenize gerek yok. Ara sokaklarda bile dolaşsanız kusursuz bir şehir düzenine şahit oluyorsunuz. Binalar ışıltılı, yollar ise her daim temiz. Örneğin bu binalar başkentteki en sıradan gelirli insanların yaşadığı basit yapılara ait. Fakat buna rağmen gayet nezih ve yaşanılabilir duruyorlar. Her sokağın başındaysa bisiklet parkları var. İnsanların bisiklet kullanımı Amsterdam ve Kopenhag ile yarışır durumda. Hangisinde daha çok bisiklet olduğu tartışılır ama İsveç'te ulaşım için araba kullanmanıza ve benzin yakmanıza gerek yok. Sokaklarda bisiklet kadar çok olan başka bir şey daha var ki o da bebek arabaları. İsveç'te nüfus az olmasına karşın dışarıda epey bebekli aileler görebiliyorsunuz. Belki de bu çocuklu ailelerin çoğu sonradan oraya göç edenlerdir. Şunu da belirtmek gerekirse İsveç'te yaşıyorsanız ve çocuk yaparsanız 480 gün boyunca karı koca olarak ücretli ebeveyn izni alabiliyorsunuz. Düşünsenize hem bir yıldan fazla bir süre işe gitmeyeceksiniz hem de paranızın tam karşılığını almaya devam edeceksiniz. Hem böylece doğan çocukla sadece anne değil baba da ilgilenmiş oluyor. Hatta ülkede babalara özel bakım kursları bile var. Biraz da İsveç'in teknolojik ve finansal başarılarından bahsedelim. Burası Bluetooth'u icat eden İsveç Krallığı'nın göze yansıyan hali. Aynı zamanda dünyanın en ünlü mobilya şirketinin kalbinin attığı yer. Logoyu görür görmez tanıdınız. Evet, IKEA bir İsveç markasıdır. İsveç sadece bu kadarla da sınırlı bir ülke değil. Bugün kullanmakta olduğumuz arabalardaki emniyet kemerlerini icat eden ülkedir İsveç. Onların ürettiği bu teknoloji sayesinde her araba markası araçlarına emniyet kemeri koyabiliyor. İsveç aynı zamanda dünyanın ilk merkez bankasını kuran ve gelişmiş dünya ekonomisinin mimarlarından bir tanesidir. Ülke son 200 yıl boyunca
aktif bir savaşa da girmemiştir. Diğer ülkelerin aksine, toprak anlamında genişleme kaygıları olmayan İsveç, dünya savaşlarında daima tarafsız kalmayı tercih ederek H&M gibi markaların hızlıca doğmasını sağladı. Onların uzunca bir süre savaştan uzak kalması İsveç'e Nobel Barış Ödülü bile kazandırdı. Dahası da var. Spotify ve Ericsson gibi markalar İsveç'in en değerli şirketlerinden birkaç tanesi. Ericsson'u özellikle 2000'li yıllardan önce doğanlar gayet iyi bilirler. Bir zamanlar iPhone ve Samsung gibi telefonlar henüz dünya piyasasında söz sahibi değilken, Ericsson markası mobil telefon pazarında bir Finlandiya markası olan Nokia ile liderliği paylaşıyordu. Ta ki Steve Jobs 2007 yılında çıkıp ilk iPhone telefonu tanıtana kadar dünyanın mobil telefon zirvesinde yer almaktaydılar. Fakat bugün bu şirketi kapanıp gitti sanmayın. İsveç'te Stockholm'un en merkez noktalarında aktif ve işleyen bir merkezleri var. Günümüzde onları telefon piyasasında görmüyor olabilirsiniz. Ancak onlar piyasadan tamamen çekilmek yerine İsveç için başka şekilde faydalı olmayı başarmışlar. Öyle ki Ericsson markası günümüzde İsveç'in aktif internet altyapısını oluşturan sistemin üreticisi konumunda. Günümüzde Stockholm'un başını çektiği müthiş bir internet altyapısı var İsveç'te. Ericsson sayesinde dünyanın en hızlı 10. interneti tam da bu zarif şehirde bulunuyor. Onlar 8-10 megabitlik internet hızlarını çoktan aştılar ve anlık 144 megabayta varan bir hızla internete erişebiliyorlar. Örneğin işinin büyük kısmı bilgisayar başında olan ve sürekli dosya indirme yükleme gibi ihtiyaçları olan kişiler, az gelişmiş ülkelerinde yeterli bir altyapıya sahip olmazken İsveç bu konuda Ericsson'un öncülüğünde sağlam bir altyapıya kavuşmuş. Şu an pek çok ülkede maksimum internet teknolojisi 4G'yi desteklerken İsveç şu an 5G teknolojisini kullanıyor. Yani zamanın ilerisinde bir teknoloji bu. Ericsson'un ülkenin en ücra dağlarında bile antenleri var ve siz dağlık bir alanda internet çekmiyor endişesine kapılmıyorsunuz. Bir düşünün, Stockholm bir zamanlar sadece bu kadarcık bir alanda sınırlıydı. Burası bir zamanlar Gamlestaden adında eski bir yerleşim birimiydi. Hatta Stockholm tepeden bakıldığında ufak bir ada imajı yaratıyordu. Zaman içerisinde bu köy büyüdü ve dünyanın en gözde markalarından birinin üretim başkenti haline geldi. Özellikle son 20 yıldır dünya basınındaki popülaritelerini en üst mertebelere çıkardılar ve bugün için San Francisco'daki Silikon Vadisi'nden sonra dünyanın en teknolojik ikinci ülkesi olarak gösterilmekteler. Ülkenin belki de en marka ürünlerinden bir tanesi de hepinizin de bildiği Volvo markası. Volvo markasının ürettiği araçlar dünyanın en sağlam araçları arasında ilk sıralarda gösteriliyor. Bu marka İsveç'in Göteborg merkezde bir araç markasıdır ve tüm dünyada büyük bir popülariteye sahiptir. Onları bu kadar popüler yapansa, dünyanın en kaliteli çeliği olarak bilinen İsveç çeliğini araç yapımında kullanıyor olmalarıdır. Bir kaza esnasında Volvo araçlar çoğu zaman bir enkaza dönüşmüyorlar veya halk dilinde pert olmuyorlar. Bugün Volvo Çinli bir şirkete satılmış olsa da hala eski popülerliğini koruyor. Ayrıca sadece sürücü koltuğuna değil, aracın hemen her koltuğuna hava yastığı yerleştiriyorlar. Zaten İsveç'e ait olan emniyet kemeri icadını ilk üreten de Volvo markasıdır. Bugün çarpışma testlerinin hemen hepsinden başarıyla çıkan ve dünyanın en güvenli araç markalarındandır Volvo. Bu da İsveç için ayrı bir gurur tablosu olsa gerek. İsveç'in başarılı olduğu alanlardan bir diğeri de kendilerine has İsveç köftesidir. Bir köftenin ismini bile dünyaya başarılı şekilde duyurabilmeyi başarmış olduklarından İsveç'e gidenler mutlaka İsveç köftesinin tadına bakıyorlar. İsveç köftesinin aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'ndan alındığına dair söylentiler de var. IKEA'nın şöyle de bir hikayesi var ki, pazarda bu kadar hızlı büyümelerindeki ana faktör, diğerlerinden farklı iki şeyi ön plana çıkartmaları olmuştur. Birincisi dünyaya ucuz mobilya satmak, ikincisi de mobilyayı parçalar şeklinde satmak. Çünkü 1950'li yıllarda bir mobilyanın bütün şekilde başka ülkelere ihraç edilmesinin ne derece zor olduğunu hepiniz tahmin edebilirsiniz. IKEA bu noktada mobilyaları parçalar şeklinde satarak çok küçük kutulara sığdırmayı başarmış ve bunu da son derece cazip fiyatlara dünyaya pazarlamıştır.
Bu sayede 70 yıl içerisinde dünyanın en büyük mobilya perakendecisi haline geldiler. Diğer yandan İsveç'te bir ürün daha var ki bu yemekle alakalı. Kokusunu hissedebilseniz bunu nasıl yiyorlar diye şaşıracağınıza eminim. İsveç marketlerinde İsveç'in kuzeyindeki denizlerden çıkarılan balıklardan bir konserve yiyecek yapılıyor. Yerli halkın yarısı bu konserve balığın kokusuna bile tahammül edemezken, diğer yarısının en favori yiyeceklerinden bir tanesi. Bu konserve balık, dünyanın en kötü kokulu konserve yiyeceği olarak kabul görüyor. Şayet İsveç'e giderseniz, bu balıktan satın alıp kokusunun ne derece kötü olduğunu kendi burnunuzla da test edebilirsiniz. Bu yiyeceğin bu kadar kötü kokmasının sebebi ise İsveç kıyılarında tutulan balıklar uzun bir süre bekletilip fermente edildikten sonra bu konservelere koyuluyorlar. Özellikle soğuk kış zamanlarında onları hasta olmaktan koruyormuş. Çünkü bu balıkları herhangi bir yapay ısıl işlemine tutmadan doğal şeklinde fermente ediyorlar. Sonrasındaysa balıklar çok daha sağlıklı ve uzun ömürlü hale geliyor. İsveç'teki insanların rutin hayatı sadece üretkenlikleriyle ve sıra dışı balık zevkleriyle de sınırlı değil. İsveç'te her şehrin belli noktalarında geri dönüşüm tesisleri var. İnsanlar hafta sonları iş yoğunluklarını atıp evlerinde dinlenmek yerine bu geri dönüşüm tesislerine girebilmek için araba kuyrukları oluşturuyorlar. Kuyruk ve sıra varsa aklınıza hemen bedava bir şeyler verildiği düşüncesi gelebilir. Ya da eskiyi getir yeniyi götür gibi bir kampanya mı var burada diyebilirsiniz. Ancak yakından uzaktan böyle bir durum yok. İsveç'te her aile atık malzemelerini ve geri dönüştürülmeye açık malzemelerini bu tesislere karşılıksız olarak götürüyorlar. Çünkü İsveç geri dönüşümden elektrik enerjisi üreten bir ülke. Almanya'dan sonra bu alanda ikinci sıradalar ve hatta dışarıdan çöp bile satın alıyorlar. Böylece İsveç halkı hem kendi çevrelerini temiz tutmuş oluyorlar hem de ülkelerine enerji yaratma imkanı sunmuş oluyorlar. Öte yandan insanların bu geri dönüşüm malzemelerinden para elde ettiği bir yöntem de var. Örneğin marketlerde plastik veya cam şişelerle ürün satın aldığınızda kasiyer tarafından size verilen fişte o ürünle alakalı bir kod oluyor. O şişeleri geri dönüşüm kutularına bırakırsanız şişelerin depozitosunu nakit olarak geri alabiliyorsunuz. Toparlayacak olursak İsveç'te insanlardan doğan tüm atıkların %99'u kadarlık müthiş bir miktarı farklı malzemelere veya enerjiye dönüştürülerek insan yaşamına yeniden kazandırılıyor. Buradaki halk her ne kadar markalaşmada çığır açan bir ülkenin vatandaşları bile olsalar, sıfır eşya satın alma konusunda da takıntılı değiller. Örneğin dünyanın çoğu ülkesinde ikinci el kıyafet ve eşya dükkanları göremezsiniz. Çünkü insanlar başkalarının önceden kullandığı bir eşyayı kendilerine yakıştıramazlar ve hatta bunu bir gurur meselesi gibi görürler. Özellikle kıyafet konusunda başkasının önceden giydiği bir kıyafeti para ödeyerek satın almak çoğu toplumda tercih edilen bir durum değil. İşte İsveçliler tıpkı Danimarka gibi bu durumları zihinlerinde çoktan aşmışlar. Ülkenin pek çok yerinde ikinci el mağaza dükkanları var. İnsanlar sadece 1-2 yıl kullanacakları bir ürüne sıfırdan 2-3 kat para vermek yerine yarı fiyatından daha az miktarlara ikinci el ürün satın alıyorlar. Üstelik bu mağazalar son derece kalabalık oluyor ve ilgi çekiyor. Sanırım bu tamamen bir zihniyet meselesi. İsveç bugün finans konusunda da dünyayı başka bir yöne doğru evirme eğilimindedir. Burada insanlar artık nakit kullanmaktan uzaklar. Öyle ki İsveç hükümeti halkın nakit para kullanmasını bırakmaya yönelik teşvikler bile uyguluyor. Bu ülkede 7 yaşındaki bir çocuğa bile bankalar kredi kartı verebiliyorlar. Örneğin çocuk yaştaki insanlara bu alışkanlığı kazandırıp gelecek nesillerin kartla ödemeye alışmasını istiyorlar. Deyim yerindeyse hayatın her alanında kart kullanılmasını istiyorlar ve kağıt para olayını 50 yıl içerisinde tamamen bitirmek istiyorlar. Bundan dolayıdır ki İsveç'te bir markete girerseniz sizden öncelikli olarak kartla ödemenizi bekleyeceklerdir. Dolayısıyla İsveç'teki günlük hayatta nakit para diye bir kavram yok gibidir. Ülkedeki tüm alışveriş sistemi Swish adında bir uygulama üzerinden yürütülüyor. Hatta cüzdanında bolca nakit bulunduran bir insansanız, oradaki insanlar büyük ihtimalle sizin İsveç'te illegal işlerle uğraştığınızı düşüneceklerdir. Yani el altından yasaklı bir şeyler satmak gibi.
Marketlerdeki alışverişte şöyle de bir durum var ki, bu ülkede 18 yaşının üzerinde bile olsanız marketlerden istediğiniz kadar alkol satın alamıyorsunuz. Hatta İsveç'teki marketlerde alkoller ayrı bir alanda satılıyor. O alana gidip almak istediğiniz içkiyi götürüyorsunuz ve kimlik kontrolünden geçiriliyorsunuz. Eğer kimlik vermezseniz o alkollü ürünü size satmıyorlar. İsveç hakkında hemen hemen tüm konulara değindik. Şimdilik hoşça kalın.